Benim odaklandığım tek şey var, o da fikir. Ve fikir beni ikna ettiğinde onu madde geçiriyorum. Bu madde taş olabilir, fikir ne istiyorsa, ahşap olabilir, renkli olabilir, metal olabilir. Eğer madde bilmiyorsam işlemeyi, onu öğrenirim. Yani bir yolunu bulurum, öğrenirim ve hayata fikrin istediği doğrultuda geçiririm. Babam Kosova'dan 1959'da göç eden bir ailenin erkek tarafı. Kadınlar hala Kosova'da, Priştine'de yaşıyor. Annem de yine bir Balkan karması bir ailenin kızı. İstanbul'da tanışıyorlar, evleniyorlar. Sonra biz doğuyoruz. Öyle üç kardeşiz. Doğduğum evde hatırladıklarım bir tane erkek kardeş, çok güzel bir ev, güzel bir bahçe ve üst katta o beni yatırdıkları odadan gözüken sazlıklar, küçük çekmece gölü. Kız kardeşim Fethiye ile çok güzel anlaşıyoruz. İşte en sevdiğim anılarımdan birisi annemin bize diktiği mayolarla, kumaş mayolarla ve çıplak ayaklarla şap 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 cumburla küçük çekmece gölüne atlardık. Büyük bir cennetti bizim için orası. Bu dönem içinde aslında en çok etkilendiğim mesela babamın yurt dışı seyahatleriydi. Babam gider bir ay kalırdı ve ben çok üzülürdüm. Sonra en son gitti, tekrar geldi ve dedi ki çocuklar biz Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de ilkokul okudum, ortaokul okudum, lise okudum. İlk ve ortaokulda gayet çalışkandım. Gerçekten işte kütüphaneden çıkmak istemeyen, hala da öyledir yani kütüphaneler benim cennet mekanlarım, yani çok seviyorum. Gidiyordu okuldan, merak ediyordum. Bir içeriye girdiği zaman kütüphaneyi unutuyordu kendine. Gidip kütüphaneye kadar gidip arıyordum, acaba orada mı daha? Ve orada buluyordum. Zaten ortaokulda sanat tarihçi olacağım diye düşünüyordum. Yani orta 2'de baya bir kafama takmış. Yani ben muhakkak ya sanat tarihi okuyacağım. Hani beceremedim. Edebiyat ya da hadi onu da beceremedim. Psikoloji olur diyordum. Oradan ayrılma sebebimiz babam emekli olmuştu. İstanbul'da evimiz vardı. Edirne'den döndüğümüzde bu sefer eski küçük çekmece yoktu. Önce evimi beni hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra mecburen gitmek zorunda kaldığımız lise. Öğretmenler çocuğun adını bile bilmiyor. Öyle bir sınıfta ders yapıyorduk. İstanbul'da her şey değişti. İşte babam artık çalışmıyordu, emekli olmuştu.
ne yaparım düşüncesi vardı. Annem yeni bir düzen kurmak istiyordu, 3 çocuk. Tabii dolayısıyla biraz sıkıntı çektik. Nasıl okutacağız onları? Dolayısıyla ben kendi mesleğime yine atıldım. Ve bunların okumasına ekonomik olarak katkı verdim yani. Sonra babam dedi ki Nilhan sen bu sene üniversite gitme. Bir sene kardeşini bekle ve aynı üniversiteye gidersiniz olabilir. Çünkü kız kardeşim çok yaramaz. Ondan sonra ben de tamam dedim. Hem de aile ekonomisine katkı için Beyazıt'ta bir yerde babamın arkadaşı. Arnavut bir aile işte bir sürü ayakkabı yapan hem imal ediyorlar hem işte satıyorlar. İşte kuyumcuları falan var. O demiş ki ya benim çok ihtiyacım var bana destek olacak birini. Onlar da demişler ya Nilhan bu sene sıkılır evde yani o duramaz. Size yardım etsin. Hem ekonomik olarak aileme katkım olur. Hem de kız kardeşimi beklerim diye oraya başladım. Çok masum bir eğitim süreci, aile hayatı derken orada biraz da biraz İstanbul Türklerini öğrendim. Ama da ilk başladığım ayda bile düşünüyordum yani burası değil. Burası değilse neresi olabilir? Yani evet biliyorum sanat tarihi istiyorum, edebiyat istiyorum, işte psikoloji olur diyorum. Onlar için bir taraftan çalışıyorum ama hani galiba onlar da değil. O gözle aslında biraz hayata baktığım sıralarda Beyazıt'tan yürüme yoluyla Sirkeci Garı'na giderken Sultanahmet'te bir böyle büyük dev gibi desenler yapan iştahımı açtı. Yani kocaman kocaman böyle billboard gibi bir eski ahşap ev asıyor. İçeri girdim. Çekingenimdir aslında yani ama yine de cesaret ettim. Merdivenler çıktım bir baktım her taraf mis gibi boya kokuyor. Ondan sonra orada bir tane adam var işte desenler yapıyor falan dedim. Biraz ben de burada kalabilir miyim? Çünkü çok ruhuma iyi geldi. Oturdum orada desenler yapmaya başladım. Ondan sonra galiba biraz ondan teklif geldi. Dedim gelirim ama hafta sonları gelebilirim ben çalışıyorum. Bir de kız kardeşim de gelebilir mi? Yani çünkü ben onu hiç bırakmıyorum. Ondan sonra beraber hafta sonları oraya gitmeye başladık. Daha bir ay oldu. İkinci ay biz desenler satmaya başladık. Çok turistler geliyor Sultanahmet'e. Orada ressam dedi ki, ya dedi sizin muhakkak akademiye girmeniz lazım. Ya biliyoruz yani akademi biz daha hiç gitmedik. İki ay sonra işte girdik sınavlara. Yani 7000 kişinin girdiği bir sınav. Biz de en öndeydik yani. Ondan sonra girdik kapıda şey yazıyor. İşte füzen kullanamazsınız. Şunu kullanamazsınız. Yasak o her şey yaptık. Yani elimizde füzen var. Biz füzen çalışmak seviyorduk. Zaten denemek için girdik ya. Dert değildi yani. Çalıştım verdim. Ondan sonra bir baktım bayağı bir güzel şekilde kazanmışız. Yani ilk sıralardan. İlk 7000 kişiden 150 kişi içine girdik. Ondan sonra bölüm seçmeniz lazım. Her yerde insan var, heykel bölümde kimse yok. Ayak sesimizi duyuyoruz. Yani ben bugün bile oranın kokusunu, ayak sesimi, duvarların darlığını, nereye gidiyoruz acaba dediğimi hatırlıyorum. O koridordan sonra biraz daha aydınlandı her şey. Şimdi tatil olduğu için biraz da çamurlar kurumuş tabii. Genelde yani sömestrede bütün bunlar bakımlı ve şey ele gelir olur. Yani aslında aynı böyle bir şeydi. İlk defa buraya geldiğimde burası da böyleydi sınavlar öncesi. Gerisler her şey terk edilmiş gibiydi. Ama yine de burada hayat vardı. Öğrenilecek şey vardı. Elime çamur aldım ve galiba burada benim için bir dünya var dedim ve bir daha da bu çamur elimden düşmedi.
Ama orada bilmediğimiz bir dünyaydı. Bilmediğimiz bir şeydi ve bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek cezbetti. Yani işte heykeltıraş olalım da şöyle olan bir şey değil. Sadece bilmediğimiz bir şey vardı ortada. Yani hiç bilmediğimiz bir şey. Diğer işte resimde sen zaten sanki yapardık orada gitmesek. Öyle hissediyorduk. Biz dedik ki birinci sırada heykel yazalım. Biz yazdık heykel ama bizimkiler bilmiyor yani heykel yazdığımızı. Ondan sonra gayet güzel bir şekilde onu da kazandık. Yani bayağı iyi bir dereceyle kazandık. Yani ilk beş içindeydik. Şaşırdık da. Vallahi ben açık söyleyeyim şey taraftarıydım. Resim bölümüne gitmelerini istiyordum. Çünkü ben de biraz yatkın diyelim. Hadi az okuduysam da çok yatkın diyelim. İsterdim resim bölümüne gitsinler yani bir ressam olsunlar. Annem dedi ki hiç kimseyi dinlemiyorum. Çocuklarım ne isterse onu okuyacak. Ben onlara dedim gerekirse ben bu yaştan sonra çalışacağım. Ama onlar heykel okumak istiyorsa heykel okusun. Ama o da biliyor. Yani heykel yani zor bir şey olacağını da biliyor. İstediğiniz okulu okuyun ben sizin arkanızdayım. Yani buna çok özen gösterdim okumaları için. Sonra anlattılar çocuklar dediler. Yani bu bunun içine resim de giriyor. Dolayısıyla ikna oldum. Kardeşin FTSS alanda beraber 1987'de akademiye girdiler ve okula okulun en uzağından gelen tek öğrencilerdi ve en erken gelen öğrencilerdi. Gerçekten sanata karşı çok iştahlıydılar. Sürekli bir projenin içinde oldu öğrenciliği boyunca da. Ben şimdi böyle birçok şey söylüyorum. Bu çamur güzel özel bir şey benim için ve benim için çok yararlı bir şey. Çünkü kendimi ifade edebiliyorum. Yani nasıl sözlerle konuşabiliyorsam bu çamurla da ben sözle ifade edilemeyecek şeyleri çamurla ifade ediyorum ve çok önemli. Ama mesela biz bu çamurla arkadaşlarımızla çok da böyle çamur savaşı yaptık. Yani böyle birbirimize böyle elimize kopara kopara birbirimize attık. Sonra da günlerce duvardaki çamurları temizledik. Yani bayağı hem eğlencemizdi hem de hayalimiz. Akademide ikinci yılda ahşap atölyesi seçtim. Herkese sunuluyordu işte taş, metal, bronz, takı ve ahşap atölyeleri vardı. Ben ahşap atölyesini seçtim. İşte sordular neden ahşap atölyesi istiyorsun? Yani sıcak bir malzemeydi. Benim de hep istediğim gibi galiba şimdi çamur atölyelerini birleştirmişler. Ya bu çok doğru bir şeydi. Ben hiçbir zaman bilginin ayrılması gerekmediğini düşünüyorum. Yani mesela eğer birlikte öğrenmenin yararını ben burada gördüm. Çünkü diyelim ki işte 4 yıl burada eğitim almış kişi de ilk kez adımını atmış kişi de burada yan yana çalışıyor. O sebeple yani birisi size sözle anlatmasa bile zaten bizim işimiz biçim. O yaparken, arkadaşlarımız yaparken gördüğümüz şeyler aslında bizim burada olma sebebimizi açıklıyordu. Yani kimsenin
gelip de işte bunu böyle yap, şöyle yap demesine gerek yoktu. O sadece birlikte olmak en büyük öğretiydi. Biz burada bir sürü arkadaştık. Berkant Aksoy, Tamer Aydın, Güzel Nazlı, Oya, Fetuş, Şebnem, Seçkin. Hepimiz bu sahilin çocuklarıydık. Hepimiz atölyede kendi işlerimizle uğraşırken nefes almaya buraya çıkıyorduk. Çayımızı, kahvemizi burada içiyorduk. En önemli fotoğraflarımızı burada çektiriyorduk. Burası bizim panoramamızdı, background'umuz, arka bahçemiz. Burada yaptığımız heykelleri yanında Fındıklı Parkı'nda sergiledik. Heykellerimiz bazen denize atıldı, bazen öpücük konduruldu üstüne. Bazen sevgililer isimlerini yazdı, bazen fotoğraf çektirdiler önünde. Fetuş, ben, işte Cengiz ve Murat diye de bir arkadaşımız vardı, iç mimar. Biz dedik ki ya bir yarışmaya katılalım. Kıbrıs'ta bir yarışma haber duyduk. Yarışma jürisi var, işte Aloş abi, Muammer Onat jürideler. Ama katılanlar da işte yine Rahmi Aksungur, Hakkı Tezonar, yani hep bildiğiniz böyle babalar yani katılmış. Biz böyle civcivler vardı. Bakıyorum 1990'da anıt heykel yarışmasına katılmış ve ikincilik ödülü almış Kıbrıs'ta. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta da çok anıt heykeller var. Ama daha sonraki işlerine baktığımız zaman, yani 1990'dan 2011'e gelene kadar onun böyle bir anıtla fazla uğraşmadığını görürüz. Demek ki o alandan geri çekilmiş. Yani daha gençken, işe başlarken bunun tehlikeli bir alan olduğunu düşünüp geri çekilmişti. Yani bundan uzaklaşmış olması tabii onun yolunu açmış diye düşünüyorum. Oradaki araştırma üzücü olmakla beraber Kıbrıs'taki çok öğreticiydi. Ve o şehitlik için yapacağım şeyin aslında, evet, orada biz Türk milleti olarak bir düşman yenmiştik ama yendiğimiz de insandı. Yani ben aslında insan çok seviyorum. Yani o anlamda çok da ezmedim hiçbir şeyi. Ancak şunu da burada belirtmek lazım. Böyle siyasal, toplumsal, polemikli, travmalı mekanlarda anıt yapılması da gerçekten riskli ve tehlikeli bir konu. Orada siz toplumla diyaloga girmeden hiçbir iş yapmamanız gerekiyor. Ben asker yapmadım. Yani ben çok savaşan ya da kendini savunan biri olmadığım için orada yaptığım yapıt da öyle değildi. Daha hümanist bir proje vermiştim. Yani orada da aslında özgün bir çalışma verdim. Yani çok da anıt niteliğinin, bildiğimiz Türkiye'deki anıt niteliğinin dışında bir projeydi. Oradaki tarihsel olayı çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yani o sanatçı tarihsel olayın nasıl bir heykel yaratması gerektiği üstüne gerçekten çok iyi düşünmeli. Yani kimsenin, hiçbir grubun, hiçbir tarafın burada rencide olması veya tam tersine kendi iktidar duygularını kabartması gibi bir duruma gelmemesi gerekiyor bu yapılan anıt dolayısıyla. Bu bize çok büyük enerji sağladı. Sonra oradan bir de güzel para geldi. O parayla da bugünkü Türk sanatı diye Alman bir küratör Kassel'de Dokumanta'ya paralel bir sergi hazırlıyordu. Gayet büyük bir sergiydi.
O sergide Feytuş'ta benim de Yumuşak G isimli bir heykelimiz vardı. Samut Şakin ikisi bu okulun benim için Baykuş'tan sonra ikinci simgesidir. Her zaman buraya geldiğimde çok beğenerek kendisine bakıyorum. Çok güzel bir heykeldir. Ve okuldaki o kanatlarını açmış özgür ve hayata göğüsleyen haliyle benim için önemli bir simgedir. Bu çok sevdiğim yer için. Yıllar sonra mezun oldum buradan. Plastik Sanatlar Derneği bir çağrıda bulundu. Yani bana bir teklifte bulundu. Balkan Ülkeleri Sempozyumu var, gider misin diye. İşte Hakan Akçura, Elif Çelebi, Mustafa Pancar'la beraber. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Gideceğim yerde benim cennetim diyebilirim. Samotrake Nikesi'nin adasıydı. Yani Samotrake adasıydı. ...86 Biennale'ydi sanırım. O Biennale'de İstanbul'da ilk defa büyük bir sergi düzenleniyordu. Ve biz tesadüf eseri olarak bu sergiyi takip ettik. Ve ilk defa ben o sergide gördüm. Sanat hayata dokunabiliyordu. Çok derli topluydu. Yani daha başka bir örneğini ben kendi ülkemde görmemiştim. O zaman Beyoğlu'nda tanımıyorum ama bir kadın küratör var. Yani kadın bir kadın düzenliyor... Ve genç bir kadın düzenliyor. O bir akına ilgimi çekti. Bir gün bize gelip dediler ki ya Beren Madra iki tane asistan istiyor. Daha yani ikinci sömestrim, ikinci sınıf akademide sene. İşte biz sizin yapabileceğinizi düşündük. Biz zaten Beren Hanım adını duyunca dedik yani mutlulukla gideceğiz. Yani işte biz sizi derslerden de muaf edeceğiz bu süre içinde dediler. Yani koskoca Süleymaniye İmarethanesi'nin içinde büyük kubbeler var. Yani yaklaşık böyle 10 metreden fazla hatırlıyorum. Orada bayağı bir eğreti ahşap şeyler vardı. O ahşapların üstünde biz de duvar boyama yapıyorduk. Ben çok güzel bir hafta geçirdim hatırlıyorum. İkinci sınıfta biz dedik ki atölye olacak. Yani eğer biz de gerçekten bu işi doya doya yapmak istiyorsak bir çare bulmalıyız. Bize yetmiyor. Sabah geliyoruz, 8.30'da geliyoruz, akşam 5'te kapatıyorlar. Bitmedik, doymadık. Bizim bir arkadaşımızın babasının, İşhan'ın en üst çatı katında sıvası olmayan tuğladan ama büyük, her yeri beton. Boş bir yer olduğunu söyledi arkadaşımız. Biz de orayı 5-6 arkadaş değerlendirmeye karar verdik. Bauhaus ekolü gibi malzeme ve mekanik üzerine eğitimimiz yoktu Mimar Sinan'da. Bu eğitimi biz Sanayi Mahallesi'nde, Esenler'deki Sanayi Mahallesi'nde daha birinci sınıfa, ikinci sömestrinde almaya başladık. Teknik anlamda birçok donanımımız olmaya başladı. Malzeme bilgimiz arttı. Cemil İpekçi'nin defilesinin ipeklerini boyuyoruz. Ya da ne bileyim bir diskonun kızıl derili şeylerini yapıyoruz. Yani muhakkak yine biçimle ilgili şeylerden para kazanma peşindeyiz. İşte Sultanahmet'te böyle taş torna çekiyorlar. Bir tanesi 200 kuruş böyle. Sabahlara kadar biz boyuyoruz onları, minyatürler yapıyoruz bir şeyler ki bir tanesi 200 kuruş alacağız da biz para kazanacağız. Yani 2 saat uykuyla akademi gidiyoruz yine. Yapılabilecek en güzel şeylerden biri benim için hayatta. Herkese de
önerdim bugüne kadar. Yani ne olursa olsun disiplininiz, ne olursa olsun maddeye dokunun. Maddeyle form vermek başka bir his kazandırıyor insana. Ve bunun katkısını da mesela birçok kez gördüm. İşte psikolog öğrencilerim oldu, gazeteci, edebi çevrelerden. Yani kendi disiplinlerinde rüştünü ispatlamış öğrencilerim oldu ve onlara bunun katkısını onlarda görmekten çok memnun oldum. Akademi bir oyun, oyun alanıydı. Biz orada çocukluğumuzdan ve oyundan vazgeçmediğimizi gördük. O çok sihirli bir şeydi. Bu bakımdan da bizi yakaladığı en büyük nokta bu oldu. Biz oyun seviyorduk. Büyümeyi o kadar da düşünmedik. Belki de hiç de büyümedik. Bir taraftan hayat tabii sizden beklentileriyle size şekil veriyor. Biz nasıl şekil veriyorsak. Ama orada güzel bir direnme noktası yakaladık diye düşünüyorum. Değirmenleri benim için çok önemli. İzmit Değirmenleri. Çünkü benim ilk gittiğim sempozyum. Orada Barbir Senkat, Hiroko Murata, Kauko, Marit Nisilla, Ömer Emre Yavuz ve ben beraber çalıştık. Türkiye'de çok ender yapılıyordu o zaman sempozyumlar. Ve çok heyecanlıydım. Çok güzel bir iş yapmak istiyordum. Orada çalıştıkça ve daha sonraki hayatım ilerledikçe orada tanıştığım heykeltıraşların ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Benim hayatımda en önemli değişikliklerden biri, belki de en önemli değişiklik, yani doğduğum günden bugüne kadar tabii ki hayatımı gerçekleştirdim. Her şeyi keyifli ve değerli bularak yaşıyorum. Ancak şöyle bir şey var, yani kızım Asya'nın doğum aşaması benim için çok önemliydi. Yapıtlarım için de önemliydi. Çünkü doğanın ne kadar büyük bir mekanik olduğunu anladım. Bayağı bir pilli bebek gibi kurulduğumu düşündüm. O zaman aslında çok da böyle kültür denen şeyin çok küçük bir teselli olduğunu anladım hayatta. Bu biraz yapıtlarıma da yansıdı sanıyorum. Çünkü yaprak ağaçlarını bu süreçte başladım yapmaya. Fantastik bir dekor çalışmamız vardı. O çalışmayı yaparken bir marangoz arkadaşla tanıştık. Kuzguncuk'taki atölyesine gelince burayı çok sevdik. Çünkü burası çok sakindi. Yani beslenebileceğiniz bir ortamdı. Burada bir atölye tutmaya karar verdik ve eski bir kömür deposu olan ilk atölyemizi tuttuk. Bayağı biz de Kuzguncuklu olduk. Yani yaklaşık şu an 19 yıldır Kuzguncuk'tan çıkmadık. Yani bir geldik, bir geldik. Kuzguncuk'un çok meşhur bir yeridir. Çınaraltı kafe. Özellikle Anadolu yakası ve bir sürü sanatçının buluşup birbiriyle konuşup tartıştığı bir yerdir. Sıklıkla orada buluşur. Uzun uzun tarih,
sosyoloji, felsefe, mitoloji, özellikle kadim Anadolu uygarlıkları üzerine tanrıçalar, ana tanrıçalar, Anadolu'nun kadim uygarlıkları, heykelleri, bu uygarlıkların dünya kültürüne etkisini vesaire şeyleri bol bol konuşurduk. Birbirimizi çok eğittik, birbirimizden çok şey öğrendik. Ben özellikle Nilhan'dan çok şey öğrendim. Yani kendi sinemamda, ki olacaksa bir sinemam, Nilhan'ın etkisi oldukça fazladır. Bizim Nilhan'la olan tanışıklığımızda tabii Kuzguncuk'ta başlayan bir tanışıklık. Esas onun eşiyle birlikte başlayan, Cengiz, sevgili Cengiz'le başlayan bir tanışıklık. Bundan herhalde bir 20 yıl falan olmuştur yani. Nilhan bir yere bir ahşaptan bir salıncak yapıyordu. Sanırım özel bir koleksiyona, belki de onun bahçesine ahşaptan bir salıncak yapıyordu. Ve o salıncak işinde bayağı bir ahşabını yontmasında yardım etmiştim. Çünkü çok yoğundu o dönem. Yaklaşık bir ay kadar falan sürdü o iş. Çünkü gerçekten yontuya dayalı ve büyük bir işti sonuçta salıncak üstüne. Yani binilebilen bir salıncaktı. Heykelin nasıl geniş bir alanı olduğunu belirtmek istiyorum. 2005 yılında İstanbul Design Week, biliyorsunuz o da yapılıyor. Burada bir yarışmada yılın tasarımı seçilen bir sandalye. Bu sandalye hem heykel ama aynı zamanda işlevsel de kullanılabiliyor. Tabii zaten yılın tasarım ödülünü de aldığına göre demek ki ne kadar başarılı bir iş yaptığı çok açık. Ha, burada tabii şey de var, yani sanat yapıtı olarak bir eşya düşüncesi de var. Ki bu tabii Marcel Duchamp'dan günümüze kadar gelen bu düşüncenin bugünkü uyarlamalarından biri diye konuşabiliriz. Boğaziçi Üniversitesi bir proje yaptı. Bu projeye göre üniversitenin çeşitli binalarına bir ağaç yerleştirilecekti. Ve burada Nilhan Sesalan çok güzel işlediğini biliyoruz. Onun ahşapları çok güzel işliyor. Ve burada gerçekten çok değişik bir ağaç metaforu üretti. Dolayısıyla görüyorsunuz burada tasarım meselesi var. Bunun yanında binayla olan ilişkisi var. Mesela bulunduğu mekanı da bu konsepte göre biçimlendirdi. Heykel yapmak bir dil, bir ifade etme biçimi. Aynı dili konuştuğunuz insanlar varsa çevrenizde, hayat boyu düşünsenize, o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Şimdi benim en iyi bu dili konuştuğum kişiler yine heykeltıraşlar. Kendimi o zaman yurdumda hissediyorum, vatanımda hissediyorum. Belki o sebeple bütün dünya heykeltıraşlarıyla biz bir ayrı cumhuriyetiz. Değirmen Dev'de başlayan, daha sonra da bu tür etkinliklerde tanıştığımız sanatçılar, heykeltıraşlarla biz dünyanın başka ülkelerinde de karşılaşırız ve birbirimiz hakkında bilgiler alırız. İşte Hirako'yla Finlandiya'da, kuzeyde bir yerde karşılaştık. Boston Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı arkadaşım Batu'yla en son Hindistan'da beraber çalıştık. Yani bütün heykeltıraşlar
enteresan bir trafikte başka ülkelerde bu tür organizasyonlarda karşılaşırlar ve biz birbirimiz hakkında fikirler ediniriz. Yapıtlarımız hakkında fikirler ediniriz ve büyük bir okuldur. Bizim sanatçılarımız gidip yurt dışında, uluslararası ortamda çok iyi değerlendiriliyorlar. Ama Türkiye'ye dönüp geldiğimizde bu değerlendirmenin ben eksik olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha fazla yaratıcı insana yatırım defteri açılması lazım artık Türkiye'de. Biz bunu 2010 sürecindeki yaptığımız çalışmalarda çok sık gündeme getirdik. Yani 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları sırasında yazdığımız raporlar ve işte bu konferanslar, sempozyumlarda yapılan konuşmalarda bu işin bu boyutunu çok açık ve seçik bir şekilde belirttik. Yani Türkiye'deki kültür sanayinin, sanat sanayinin eksik yanı bu. Etkinliğe yatırım var ama yaratıcı insana yatırım zayıf. Mesela en son Bandırma'da çalıştığımız İtalyan heykeltıraş, ki çok yetenekli bir heykeltıraş, o dedi ki, yani Türkiye, ondan alıntı yaparak söyleyeyim, Türk heykeli çok gelişim içinde. Türk sanatçıları her yerde. Çok başarılı bir şekilde dünyada ülkelerini temsil ediyor. Gerçekten ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımız falan koyuyorlar ama ülkemizin haberi yok. Fizik olarak çok güçlü görünmese de heykellerini yaparken, yontarken gerçekten müthiş, yani bir He-Man gibi görebilirsiniz Milan'ı. Yani bir mermer bile onun bir tarafından girer, öbür tarafından çıkar diyebilirim. Bir ay, iki ay süren bu işlerden sonra tabii müthiş bir yorgunluk hisseder. Yani 15-20 gün o yorgunluğunu atamaz ama o heykele konsantre olmak herhalde böyle bir şey. Mesela Bandırma'da yaptığım heykelin taşı geldiğinde Mısırlı heykeltıraş geldi, ikisi İtalyan heykeltıraş, beni süzdüler. Çok cesursun dediler. Yani yani bir kendi taşlarına baktılar, bir benim taşa baktılar. Aynı böyle durdular yani. Ay, çok cesursun yani. Ben bir organizasyonda yer alacaksam, bir erkek ne yapıyorsa onu yapabilmeliyim. Başka bir takviye. Onlar dinlenirken de çalışabilmeliyim. Zamanında da yetiştirmeliyim. Onlar 3 gün önce bitiyorsa ben bir şekilde kapatmalıyım. En hassas olacağımız şey, yani plastikte bir takım şeyler, ufak tefek detaylar yaparız. Ama şu birleştirmeleri, evet, çok önemli. Çünkü bu birleşmeleri evet, tam örtüşmesi lazım. Dünya genelindeki bu sanatın erkek egemen bir ya da erkeklere özgü bir olgu olduğu düşüncesi ancak belki feminist hareketlerin de etkisiyle ancak 80'li yıllardan sonra değişmeye başladı. Türkiye'de de bu böyle oldu. Heykel alanında tabii çok büyük zorluklar vardır kadın sanatçılar için. Sonuçta yani heykel üretmek hem uzun zaman isteyen bir iş, hem işte Nilhan'ın da yaşam öyküsünde gördüğümüz gibi çok farklı ülkelere gidip gelmesi gerekiyor. Bu sempozyumlara katılması gerekiyor. Oralarda belki aylarca kalması gerekiyor. Bütün bunları göze aldığımız zaman bir kadın sanatçının yaşamındaki bir takım kısıtlamalar bunları engelleyebilir diye düşünüyoruz. Ama bunları da aşan
birçok sanatçı var. Nilhan da bunun önde gelenlerinden, en faal çalışan sanatçılardan birisi. Tabii ki sadece kendi özgün akışım beni yakalasa da zaman zaman başka aralıklarda buluyorum hayatımda. Yani bu bazen birinin isteğiyle beni tetikliyor. İşte biri geliyor, bir sipariş istiyor. Bu sipariş kimden gelecek diye bir soru. Yani devlet bu siparişi yapabilir, belediyeler yapabilir ya da özel sektör yapabilir. Ama burada heykel sanatçısının karşılaştığı bir şey var. Yani özgürlüğünden, bağımsızlığından kaybeder mi düşüncesi var. Çünkü karşınızda sonuçta birisi sizden bir şey istiyor ve onun da parasını ödüyor. Yani bu tabii büyük bir ikilemdir ve bunu aşabilen heykel sanatçıları zaten bugün çağdaş sanatçı olarak çok başarılı olabiliyorlar. Ben mesela işte 4 mevsim çocuklarını yaptım. Yani oyuncaklar yaptım. Oyuncaklar mesela bir tanesi yaz çocukları, kış çocukları ve bahar çocuklarıydı. İlk bahar çocuklarını çiçek çocukları yaptım. İşte Jimi Hendrix bebeği oldu bir tanesi. Saçlar kıvır kıvır. Karşınızdaki sonuçta bir tırnak içinde müşteridir. Ve bunun bir takım istekleri vardır. Yani bir sanatçı olarak bu isteklere nasıl yanıt vereceksiniz? Orada müthiş bir irade istiyor ve kararlılık istiyor ve karşınızdakini ikna etme gücü istiyor. Yani karşınızdaki bu işi sipariş eden kişinin imgelemindeki yapıtı üretmek zorunda olmamanız gerekiyor. Yani buna direnebilen ve bunu aşabilen sanatçılar kuşkusuz işlerinde başarılı olabiliyorlar. Varoluşçu psikolojiden etkilenerek Edirne'de bir hapishane buldum. Böyle boncuk işleyen adamlar vardı. Onlara yaptırttım. Sadece dedim ki şu bölümü böyle küreydi. O bölümü sadece şey yapın. İstediğiniz gibi. Yani ne istiyorsanız o bölümde siz yapın. Onlar da yaz çocukları. Başlarını ben yaptım. Bronz boyadım onları. Yani ilaç firması için 50'şer tane yaptım. Bunu onlar ne isterseniz, ne önerirsiniz diye benden sordular. Ben de bu bebekleri tasarladım. Yani tetikleyicisi o oldu ama ben yaptığım şey onları hiç bilmediğim şeydi. İşte bu noktada sanatçılar ile bu müşteriler arasına bir küratör girmesi söz konusu oluyor. Şimdi burada yani kendi mesleğimi öne çıkarıyorum diye bir düşünceniz olmasın. Nesnel konuşuyorum. Böyle bir gereklilik doğuyor. Yani sanatçıyı bu tür bir şeyle karşılaştırmamak. Ama tabii Nilhan'ın işlerine baktığımız zaman onun işleri o kadar onu anlatan işler ki yani... Baktığınız zaman heykellere, o heykellerin Nilhan'ın heykelleri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu açıdan demek ki onun böyle bir sorunu olmadı diye düşünüyorum. Galata Köprüsü'nü çok seviyordum. Sevmez miyim? Okula giderken, akademi giderken üstünden geçiyordum. Yani çok uzun bir süre gördüğüm bir yapıt. O kaldırıldığı zaman çok üzülmüştüm. Hele jilet yapacaklar dediğinde bayağı bir üzülmüştüm. Ondan sonra Galata Tombe, Tombe Fransızca düştü demek. Daha çok çocuklar kullanır. Yani ben Galata düşerken bir minder koydum ona böyle. Pamuk gibi bir minder. O ornamentlerinin de izini... Böyle asit indirme yaptım taşın üstüne. İzi ornamentlerin taşa çıktı. İlk onu yaptım. Ondan sonra ahşap sandalyeleri yaptım. Zaten ikisi burada. Onları kimseye vermiyorum. Didim
Belediyesi'ne yapılmış bir iş var. O da yani biraz Türkiye'yi anlatan bir iş. Böyle mermerden büyük bir dudak, bir işaret parmağı sus diyor. Yani demek ki bunları kabul ettirebildiğine göre bu açıdan da Nilhan'ı kutlamak gerekiyor. Benim şöyle bir beklentim var. Bu ülkede yaşayan sanatçılar birileri arasın, bulsun. Onların ne yaptıkları üzerine anlayış getirsin. Hatta bunda bir paylaşım süreci yaşasın. Çünkü sanatın ve sosyal toplumun arasında bir bağ her zaman gerekiyor. Bence heykel çok anlaşılabilecek, kavramsal ve güncel. Ve hiçbir zaman da güncelliğini kaybetmiyor. Yani biz hala çok büyük bir iştah ve keyifle Anadolu prehistorik yapıtlarını bakabiliyoruz. Onlardan bir şeyler öğrenebiliyoruz. İnsanlığa ait şeyler öğrenebiliyoruz. Yazının olmadığı dönemlerde. Nasıl yaşadıklarına dair. Şimdi biçimle yapılanlardan neden de böyle bir referans almasın ki insanlık? Kozmopolit yerlerde yaşayıp heykel üretiyorum zaman zaman. Belki 20 yıldan fazla hep aklımın köşesinden geçen bir şeydi. Orada bir yerlerde, orada bir köyde, bir dağ başında ya da bir tepede, böyle bir tepede heykel yapmak isterdim. Ve o hayalim de gerçek oluyor. Galiba hayat bana güzel davranıyor. Şu anda Konya'dayız. Beyşehir Gölü'nün kenarında bir tepe burası. Ve bu tepenin yabancında da Sonsuz Şükran Köyü adı altında bir sanatçı köyü kuruluyor. Bu köy için geçen sene 2010 yılında bir heykel tasarlamam istendi. Simgesi olabilecek bu köyünde bir heykel tasarlamam istendi. Selçuklu replikası kerpiç evlerden oluşan bir yapılanma söz konusu burada ve sanatçılar yaşayacak. Ben de Selçuklu köyü olduğu için merkezi bir heykel yerine Selçuklu'da önemli olan kapılardan esinlendim. Ve oradan aldığım referanslarla burada bir ağacın dalları gibi ornamentleri düşünerek bölgenin ve Hitit uygarlığının zamanında baskın olmasından sebep bir Hititli gibi Selçuklu'yu yorumladım. Hayat Kapı'yı 2010 yılında projelendirdim. Hayat Kapı'nın taşları bu ocaktan çıkıyor. Burası Çumra Çatalhöyük. Eğer malzemeniz taşsa, fikrinizi ürettiğiniz malzemeniz taşsa bir heykeltıraş işi buradan başlıyor. 175 çarpı 220 çarpı 80. Bundan da 2 adet. Evet. Mesela biz bu 2 adet parsı taşını ne zaman alabiliriz? Mesela sen ne kadar bir süre söyleyebilirsin şu zaman alabilirsin diye? Şu anda. Burada mı kesilecek, fabrikada mı kesilecek? Fabrikada kesildiğini düşün. Buradan sen çıkarttığında... Şimdi projenin ilk adımını atmış olduk. Ve bundan sonrası da yavaş yavaş gelecek. Eminim burada tanıştığım ustalardan da çok şey öğreneceğim. Bugüne kadar olduğu gibi.
Çok keyifli. Çalışıyoruz hep beraber. İki pars yapıyoruz şu anda. Bizi hem üniversite mezunu arkadaşlarım eşlik ediyor. Mesela Hakan Şahindere, Emre Karaca. Ve bir de buradan iki tane ustamız var. Birisi Sille kasabasından Cevdet Usta, diğeri de Gürcan Usta Hüyük'ten. 2010 yılı Selçukluların kullandığı Çin Türk takvimine göre pars yılıydı. Ama en önemli özelliklerinden biri Selçuklu'yu bir Hititli gibi çağdaş, 2000 yıllarda yaşayan çağdaş bir sanatçı olarak üç ayağı oturttum. Üç bir taç ayak üzerinde. Burada benim dışımda da çok faktörler var. Bazen taş gelmeyebilir, bazen vinç gelmeyebilir, bazen temel de bitişini görebiliyorum ama ne zaman olacağı konusunda çok sakin ve o konuda birazcık da uzaktan bakmayı tercih ediyorum.